aşı meselesi var. Aşı vuruluyor. Yaş sıralamasıyla başladı. Ramazan'da randevusu olanlar var. Aşı orucu bozuyor mu, bozmuyor mu? Kavgası var. Kavgaya gerek yok. Fetva var. Kavgaya gerek yok. Kitap okumasını biliyorsan kavgaya gerek yok. Hanefi mezhebine göre söylüyorum. İmam-ı Azam'a göre, bizim büyüğümüz İmam-ı Azam'a göre aşı orucu bozar. İmam-ı Azam'a göre aşı orucu bozar. İmam-ı Azam buyuruyor ki vücudun neresinden bir şey girerse girsin o orucu bozar. Hatta Cevat Akşit Hoca öyle söyler. Vücuttan çıkan abdestli vücuda giren orucu bozar. Ölçü bu kadardır. Bu İmam-ı Azam'ın görüşü. Onun talebesi İmam Ebu Yusuf'a göre bir şeyin orucu bozması için doğal yollardan girmesi lazım. Neresi? Ağız, burun, makat, dübür gibi. Doğal yol olacak hanımlar gibi. Bunun dışında diyor, deri altından bir şey sokulması orucu bozmaz diyor İmam Ebu Yusuf. İmam Ebu Yusuf'un fetvası bu. Eğer ki yapabilen varsa, aşı olmak zorunda olan varsa sahurla iftar arasında yapsın. Bu tehlikeden, yani tartışmalı fetvadan kurtulsun. Açık değil mi her şey? Yok, Diyanet bunu dedi, Diyanet şunu dedi. Bir dakika arkadaş, Diyanet de İncil'den anlatmıyor. O da fetvadan anlatıyor. Vakti olan, müsait olan iftarla imsak arası yapsın bu işi. Yok hocam, mümkün değilmiş. Hastanede sıra var. İmam Ebu Yusuf'un fetvasına göre aşısını vurulsun. Bu riskten, bu çelişkiden, yani fetvalar arası olan ihtilaftan kurtulmak için de Ramazan'dan sonra bir günde kaza ediversin. Tamam. Basit değil mi? Tamam. Allah hastalıktan bizi bir an önce kurtarsın. El Fatiha.